Merkez bankalarının para arzı ile Bitcoin fiyatı arasında nasıl bir ilişki var diyor. Buna genel olarak bir göz atacağız ve neymiş ne değilmiş üzerinde durmaya çalışacağız. Diyor ki anahtar noktalar. Makro mikro tarafından izlenen verilere göre makro faktörler muhtemelen özellikle bol miktarda fiyat likidite koşulları şeklinde büyük bir rol oynadı. Bitcoin'in 2023'teki yıl başından bu yana %56'lık kazancı geçen yılın düşüş piyasasının derinliklerinden gelen bir iyileşmeye işaret ediyor ve bu önceki fiyat dip noktalarının zamanlamasıyla uyumludur. Tabi aynı zamanda vaktiyle %90'lara kadar, %90'ın üzerine kadar kazanç oranları çıktı. Zaten 15 bin küsür dolarlardan 32 bin dolarlara kadar hareketlendi. Hatta %100 yani iki katlık bir fiyat artışı dahi BTC yaptı. O zamandan bu zamana fiyat düşüşleri gerçekleşti ama tabii ki. Şöyle arasında bir tabii ki oran var. Mesela bir parite ne kadar güçlüyse, parite güçlüyse yanlış oldu. Bir varlık ne kadar güçlüyse diğeri onun karşısında o kadar güçsüzdür. Bu adı üstünde parite. Bir terazi, bir denge. Birisi bir diğerinden daha ağır olabilir ya da havada asılı kalabilirler. İşte bu şekilde bir durum. Genelde asılı kalmazlar. Genelde tahterevalli gibi düşünün. Birisi bir diğerinden daha yüksek halli bir şekilde olacaktır. Eğer tabii ki bir varlığın adedi çoğalırsa, yani para basılırsa vesaire gibi durumlarda değeri olabildiğince azalacaktır miktar arttığı için. Tabii ki karşıdaki de doğal olarak güçlenecek. Aynı zamanda bu dışarıdan da yatırımcı çekmesini sağlayarak fiyatlarında ekstradan da güç oluşturacaktır. Yani sadece doğal paritenin hareket ettiğiyle bu tarz durumlarda tabii ki de kalınılmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fed ve diğer büyük merkez bankaları son 12-18 ay içinde enflasyonu dizginlemek için faizleri hızla artırdılar ve önümüzdeki aylarda likidite kolaylaştırmanın yeniden olasılığı düşük görünmektedir diyor. Bitcoin'deki halving etkinliği 2024'ün Nisan ayında gerçekleşecek. Ancak boğa koşusunu tetikleyebilecek tek katalizör bu olmayabilir. Merkez bankalarının M2 arzı neden çok önemli? Tek katalizör bu değil tabii ki. Birincisi Nisan 2024'te gerçekleşeceği kesin değil. Nisan 2024'te gerçekleşmesi şu an için hesaplanıyor. Şu anki blok yüksekliği ve üretim hızı bunu gösteriyor. Bunun haricinde ne gibi katalizörler var? Tabii ki de Fed'in artık faizleri düşürmeye başlaması. 2024'ün ilk çeyreğinde yani zaten halving'e kadar minimum bir parti Fed'in faizleri düşürmüş olmasını bekliyoruz ve bunun belli bir rutine oturmaya başlayacağını bekliyoruz. O yüzden tabii ki de bu ciddi bir katalizördür. Aynı şekilde her ikisinden de gerçekten daha büyüğü olan bir şey var. Bunun adı da ETF. SEC1 ETF başvurusunu, Spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığı takdirde piyasadaki hal çok daha enteresan ve çok daha başka bir noktaya evrilecektir. Ben bunun olmasını beklememekle birlikte 2023 yılının içerisinde de SEC'in ETF onayı verme ihtimali vardır. Bitcoin halving boğa için tek katalizör olmayabilir, değil zaten saydık işte. Kripto piyasası Bitcoin blockchain'in 4. madencilik ödül yarılanmasını bekliyor ve bu da Nisan 2024'te gerçekleşecek ve geçmişte önemli bir boğa katalizörü olarak ün yapmış olan büyük bir yükselişi başlatabileceği umut ediliyor. Ancak traderlar önceki yarılanmaların tek başlarına mutlaka boğa koşusunu katalize etmediğini göz önünde bulundurmalıdır. Makro mikro tarafından izlenen verilere göre makro faktörler muhtemelen
özellikle bol miktarda fiyat likidite koşulları şeklinde büyük bir rol oynadı. Halving her zaman doğal bir katalizördür ve her zaman rally koşusunu başlatır. Bazen biraz erken olabilir, bazen biraz daha geç olabilir. Bu dönemin koşullarına göre tabii ki değişiklik gösterir. Mesela SEC'in 2023'te ETF başvurusunu onaylaması, 2024'ün, 2023'ün sonunda düzeltiyorum, muhtemelen anında bir boğa koşusunu başlatır. Fakat 2022'de SEC bunu onaylamış olsa hiçbir cacık olmazdı piyasadan. Yine de. Çünkü halvinge çok uzaktık. Ödül yarılanması Bitcoin'in arz genişleme hızını her 4 yılda bir %50 azaltan zaten programlanmış bir kodu ifade eder. Bir sonraki yarılanma madencilerin blok başına ödediği ödülü 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye düşürecek. Önceki yarılanmalar Kasım 2012, Temmuz 2016 ve Mayıs 2020'de gerçekleşti. Bu arada hemen çok kısa Mayıs 2020'ye bir bakalım istiyorsanız. Bakınız nerede ya? Yani? Şöyle Mayıs 2020 yani ya şunu da bir kapatalım. Mayıs 2020 diyor. Yani tam olarak bakınız şuradaki bölgelerde. Devamında piyasa hafiften toparlanıyor ve bir kalkış etabı içerisine girdiğini görüyoruz. Yani Mayıs 2020'deyken bu arada gördüğünüz üzere şöyle bir durum yok. İşte Mayıs 2020 halving oldu. Bir anda dik bir mum. Aha şöyle. Şöyle falan. Böyle bir şey yok. Dünyada yaşıyoruz. Önceki yarılanmalar dedik 12-18 ayda 3 haneli fiyat rallileriyle yeni rekor seviyelere ulaştıktan sonra belirgin düşüş eğilimlerine girdi. Bu düşüş piyasaları bir sonraki yarılanmaya yaklaşık 15 ila 16 ay kadar önce tükendi. Bitcoin'in 2023'teki yıl başından bu yana %56'lık kazancı, geçen yılın düşüş piyasasının derinliklerinden gelen bir iyileşme işaret ediyor ve bu önceki fiyat dip noktalarının zamanlamasıyla uyumludur. M2 büyüme hızını göz ardı etmeyin vesaire vesaire. 2024 büyük bir yıl olacak, güçlü bir yıl olacak ve piyasa için ilerleyici bir yıl olacak. O yüzden merakla bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.